Oyuncunun CV'si nasıl olmalı? Hiçbir fikri olan var mı? Hemen soralım. Asena'nın bize anlatacak gibi duruyor. Hocam hiçbir fikrim yok O gerçekten. kadar yani. Evet. Hemen soralım. Orida Hanım'a soralım. Ya ben de hiç bilmiyorum ama bence yani hangi oyuncu dersi aldı ya da hangi okullara gitti falan yazılmalı bence. Kusura bakmayın çok kötü Hiç önemli değil. Hocam Hani bir tane şöyle bir okul şey. yazılabilir dedin. Hani öyle bir şey söyledin. Döndüm Suudi'ye. Ne diyorsun Suudi? Yani hobileri, yapmayı sevdiği şeyler onlar yazılabilir. Doğru. Hani belki Yabancı hobiyle ilgili ilgi alanları yazılabilir. Hani o anlamda belki becerileri yazılabilir. Ne yazılır başka şey var? hocam eğer önceden mesela bir projede yer almışsa onlar yazılabilir yaptığı işler. Evet, daha önce projede yer aldıysa yani bir ne bileyim dizisi bir şey olduysa ya da bir tiyatrosu yazılabilir. Başka yudum. Aynı şeyleri diyecektim hocam. Aldığı eğitimler, becerileri, Peki. bunlar. Yabancı dilleri. Yabancı dilleri bak o da önemli bir özellik. Nihat Bey sizce başka? Hocam aklıma gelmedi ya. Olanı da söylediler. Murat Bey sizce? Hocam yaptığı eğitimleri yazar. Yaptığı işleri yazar. Sonra özel yeteneklerini yazar. Evet, bunlar çok önemli. Yani yaptığı bütün işler, aldığı eğitimler, özellikle hani iyi referans olacak yerler ve tabii ki özel becerileri, yetenekleri kısmında çok önemli. Başka ne olabilir Serpil Hanım? Hocam aslında Almanca hani biz burada yazıp yolluyoruz da şimdi Türkçe'de şunu da demek istiyorum. Hani doğru düzgün gerçekten yazmak o beni zorluyor biraz. Almanca'da bunun tam tasviri ne? Ya Almanca'da biraz da hani küçük büyük neyiniz hangi harf büyük yazılıyor hangi şey küçük yazılıyor o biraz beni hani birisi aslında bana bunu hazırlaması lazım. Ben söyleyip hazırlaması lazım. O aslında biraz daha hocam. Biraz orada yanlışlar olursa kötü olmaz mı hocam sizce? Nasıl yanlışlar ama? Türkçe yazmakla ilgili mi? Evet mesela projeler büyük mü yazılıyor, küçük mü yazılıyor? Atıyorum mesela hani cümlenin şeyin Anladım. içinde. O O basit biraz bir hani... konu. Yo yo o çok önemli bir şey değil. Onlar genel imla kuralları. Şeva sen bir şey ekleyecektin galiba. Hocam iletişim bilgileri olabilir diyecektim. Baktım. Evet, bravo. Şimdi hepiniz çok güzel şeyler söylediniz ama çok önemli bir şey söylemediniz. Bir kere isminizi yazın CV'ye. Yine Titanik gibi olduk yani bu sınıfın bu tavrı beni öldürecek yani her şeyi yazdık aldığı eğitimler şunlar bunlar özel yetenekler bu adamın bu kadının adı ne bunun bir küçük fotoğrafı var mı bunun boyu kaç kilosu kaç hani ne bu hani daha hiçbir şey bilmiyoruz yani şimdi normalde eski tabiriyle CV yani özgeçmiş tek bir sayfa üzerinden hazırlanan bir tanıtım. Bir resmi tanıtım. Burada en başta bilgileriniz isim, soy isim, yaş, kilo gibi genel özellikler. Ondan sonra tabii ki bir CV'de olması en çok gereken konu aldığınız eğitimler. Hani bu meslekle ilgili nasıl eğitimler almışsınız? Yani örnek veriyorum. Buraya da yazabilirsiniz artık. Tiyatro Kılçık, hani İsmen Cenk Tunalı'dan, şuradan eğitim aldım gibi. Ya da bundan sonra olacaksa benzer eğitimler gibi. Tabii eğitim referans yazarken bir şeye çok dikkat edin. Şahsım üzerine söylemiyorum ama genelde iyi eğitmen olduğu belli olan kişilerin isimlerini özellikle yazın. Bazı kurslarda kişiler var. Kendileri oyunculuk mezunu değil. Hani onları yazmayın. Sizin değerinizi de düşürürler. Hani siz çok kıymetli olmalısınız CV'de. Bir ikinci ve yine çok önemli konu. Bütün yapmış olduğu işler pek tabii ki. Yani dizi filmden sinema filmine, tiyatro oyunlarına kadar amatör işleri kastetmiyorum. Ama büyük çaplı organizasyonların hepsini yazabilirsiniz. Yani birkaç bölümlük işleri de yazabilirsiniz. Bir tiyatro oyununda atıyorum belli bir süre figürasyonluk yapmışsınızdır.
Onu da yazabilirsiniz. Bunların hiçbir sakıncası yok. Kısacası iş alanı ile ilgili bütün tecrübe yazdı. Sadece okulda şöyle bir piyese çıktım, bir dernekle şunu oynadım gibi şeyler yazmayın. Çünkü onlar karşılığı olmayan şeyler. Yani onlar herkesin her an yapabileceği şeyler. Aldığınız eğitimlerle ilgili şu tarz şeyler de yazabilirsiniz varsa. Örnek veriyorum, senaryo ile ilgili eğitim aldıysanız bunu da yazabilirsiniz. Yönetmenlikle ilgili, rejiyle ilgili eğitim aldıysanız bunu da yazabilirsiniz. Sahne sanatları üzerine herhangi bir branşta eğitim aldıysanız bunu da yazabilirsiniz. Çünkü sanat üzerine, özellikle sahne sanatları üzerine aldığınız her türlü eğitimin orada bir avantajı olacaktır. Örnek veriyorum, bilmem ne okulundan 2 yıl dans eğitimi gördünüz. Atıyorum bilmem ne okulundan işte senaryo eğitimi gördünüz. 3 yılda oyunculuk eğitimi aldınız. Hepsini yazabilirsiniz. Oyunculuğa paralel olan, beraber sahne üzerine taşıyabileceğiniz her türlü eğitimi yazabilirsiniz. Yani kılıç eğitimi aldıysanız onu da yazarsınız. Yani anlatabiliyor muyum? Bunlar özel şey beceriler bölümüne ayrıca yazılacak da mantığını anlatmak için söylüyorum. O yüzden dans, yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk eğitimleri bölümüne yazılabilecek eğitimlerdir. Bir de bazı özel workshoplar oluyor. Mesela dünya çapında ünlü bir adam geliyor ya da ne bileyim çok önemli bir hocanın isim olmuş gerçekten bir hocanın workshopuna katılmışsınız. Bu tarz özel günlük, haftalık ya da birkaç haftalık eğitim paketlerinde yazabilirsiniz. Yani içeriği iyi olan sahneye dair her türlü eğitim yazabilirsiniz. İş anlamında da yine içeriği olan dizi, sinema, filmi, tiyatro oyununda hepsini yazabilirsiniz. Çok kaliteli bir müzikalde figürasyonluk yaptıysanız da yazabilirsiniz. Ama çok kalitesiz ve çok amatör bir tiyatroda oynadıysanız onu yazmayın inadına. Hani o sizin CV'niz hep o isimlerden oluşacak çünkü. Yaptığınız işler dışında özel beceri alanlarınız yani ilgi alanlarınızı yazmanız gerekiyor. Ve bu anlamda bu özel becerilerde çok tuhaf meziyetleri olan kişiler de var. Ata binmek biliyorsunuz dönem dizileri ve filmleri için çok önemli. Sırf bu işi yapan bir öğrencim var biliyor musunuz? Çocuk bayağı böyle hani şey dublör gibi böyle aksiyon sahnelerinde falan rol alıyor. Öyle tanıdığım bir adam var mesela. Dizide şeyi oynuyorlar. Oynadığı şey çok enteresan. Araba gidiyor, takla atıyor. O takla atan arabayı kullanıyor. Ve o sahne çekiliyor. Takla atacağım, nereye takla atayım? Buraya açayım, buraya doğru. Bir şey olmaması için önlemler alınıyor. Kasklar takılıyor, şudur budur. Arabanın içi ona göre dizayn edilmiş zaten. Adam gidiyor, bunu kullanıyor, takla atıyor. Yani inanılır gibi değil. Bazı aksiyon sahnelerinde atıyorum, sen başrolü görüyorsun ama başrol 5. kattan 3. kata atlıyor. Onu başkası atlıyor bazen. Dublörler atlıyor gibi. Efendim şey var. Hocam mesela konservatuvardan mezun olduğumuzda dublörlük yapabiliyor muyuz? Yapabilirsiniz ama genelde oyuncular dublör olmayı tercih etmezler. Dublörlük başka türlü bir cambazlık ve beceri işi. Yani hani sirkte adam 30 metre üzerinde ufacık bir sırın tepesinde yürüyor. Ben balkondan bakamıyorum. Hani o ayrı bir şey yani. Hani o başka bir konu, başka bir meziyet. Yani varsa yeteneğin çok özel şeyler de yapabilirsin. O yüzden bu tarz böyle hani özel dublörlük, efendime söyleyeyim at binme, ki at binme çok zordur. Tarihi dizilerde falan çok olay yaşanıyor biliyorsunuz. Ne bileyim işte ok atma, ne bileyim şarkı söyleme iyi. Mesela bunlar da özellik yani. Hani gerçekten şarkıcı gibi şarkı söylemek. Müzikal için çok önemli bir avantaj oluşturabiliyor gibi düşünün. Ne bileyim beceri alanlarında mutlaka araba kullanmayı yazın. Çok sık sorulan bir sorudur. Ya araba kullanan varsa içinizde. Ne bileyim araba kullanıyorsanız onun detaylarını belirtin. Mesela kamyonet kullanabiliyor musun? Tır kullanabiliyor musun? Motosiklet kullanabiliyor musun? A, B, C, D öyle ehliyet durumları var ya onlar bile önemli inanın. Yine benzer konulardan başka neler olabilir diye düşünüyorum. Yani beceri alanları neye yetiyorsa yazın. Sahne üzerinde televizyon dizisi ya da sinema film ya da bir dijital platform için kullanabileceğiniz her beceri yazabilirsiniz. Ama tabii yani her beceri derken sahne üzerinde kullanabileceğiniz beceri. Tuhaf tuhaf yetenekli olanlar var. Ne bileyim işte gazoz şişesiyle flüt çalıyorum falan öyle şeyler yazmayın hani. O sizin deli olduğunuzu ispatlar.
Gerek yok öyle şeylere. Bu beceri alanları dışında da iletişim numaralarınız mutlaka olmalı. Bir ajansa bağlıysanız o ajansın ismi iletişim numarası olmalı. Bir menajerle çalışıyorsanız onun bilgisini geçiyor olmanız lazım. Ya da dolaylı yoldan direkt size ulaşılmasını istiyorsanız kendi iletişim bilgileriniz, mail adresiniz, Instagram linkiniz, telefon numaralarınız mutlaka olmalı. Profesyonel oyuncularda genelde altta ajans ismi ya da menajer ismi yazar. Onun kendi mail adresi ve linkleri vardır. Hani sizinkisi pek yazmaz. Siz çünkü oyuncusunuzdur. Sizi temsil eden birileri vardır. Şimdi buraya kadar anlaştık değil mi? Bir sayfa, ha bir de sayfanın kenarına bir yüz fotoğrafı güncel, vesikalık, şöyle sempatik, güler yüzlü bir fotoğrafınızı koyabilirsiniz. Şimdi bu, biz buna oyunculukta CV diyoruz. Ama şimdi bambaşka bir yerden geleceğim size. Ran tan tan tan. Eskiden bu CV'ler çok kullanılırdı ama artık bunun yerine başka bir şey aldı Serpil Hanım. Ajanslarda hala CV kullanımı var. Hani böyle bir oyuncumuz var, şöyle bir oyuncumuz var deniliyor. Hatta bu tarz oyuncularla ilgili artık bu kadar CV ve özellik yerine direkt fotoğraflarını gönderiyorlar. Oyuncu kasta uygunsa onun üzerine özelliklerini paylaşıyorlar gibi. Ama artık bunun yerinde başka bir şey aldı. Artık showreel diye bahsedilen, sizin yaptığınız işlerden oluşan, kendi tanıtımınız olan, 1-2 dakikayla maksimum 4-5 dakika arasında, ideal süresi 2-3 dakika olan tanıtım video filmi istiyorlar. Bunu da mümkünse yaptığınız işlerden istiyorlar. Oynadığınız tiyatro oyunundan, hatta daha çok dizi ve sinema filminden. Varsa tecrübeleriniz, bu tarz kısa kısa oynadığınız sahnelerden bir kolaj istiyorlar. Yani bu işi bilen birileri varsa, artık telefonda bile birçok şey yapılabiliyor ama hani yapabildiğiniz ölçüde yapıyorsanız arka arkaya oynadığınız tiyatro oyunları ya da diziler ya da sinema filmleri üzerine 2-3 dakika arası bir showreel hazırlayın. Başlangıçta yine bir fotoğrafınız olabilir, hızlı bir şekilde ekrana girer, isminiz, soy isminiz olur. Yine tempolu, güzel, hani aksiyonu ayakta tutacak bir hareketli müzikle tercih edebilirsiniz. Hani insanlar izlerken sıkılmasın diye. Ama dizi bölümleri geldiğinde asla müzik olmamalı. Orada rolde ne oynuyorsanız o gözükmeli. Ve daha çok bu tarz tanıtımlarda oynanılan diziler ve sinema filmleri ekleniyor. Bir sorusu vardı Oleda Hanım'ın. Onu alayım, buna devam edeceğim. Ben Leyla Şirin Ajansı'nda kayıtlıyım Ocak'tan beri ve benden bir tanıtım videosu istendi. Sadece işte adım, soyadım, boyum, kilom, bir de sağ yüzümü, sol yüzümü, bir de önünü çekmem gerekiyor. Sadece bu kadardı. Yani bunun bir amacı... Bu bahsedilen genel tanıtım videosu. Yani artık CV videoları kısıyorlar. Böyle yapıyorsun. Merhabalar, ben Olida, şu yaşındayım. Şu eğitimleri gördüm. Şurada oynadım, burada şunu yaptım, burada bunu yaptım. Şu yaştayım falan filan. İlgi alanlarım şunlar, becerilerim. Demin size söyledim, CV'yi konuşun diyorlar böyle şu an olduğu gibi. Sonra yan taraftan profil veriyorsun. Diğer taraftan profil veriyorsun. Gülerek duruyorsun. Senin bir tanıtımın oluyor. Bir dakikalık bir şey istiyorlar. Bunu normalde ajanslar bir CV olarak zaten istiyorlar. Benim bahsettiğim showreel bunun en gelişmiş hali. Bir de yaptığın işlerle ilgili bir parçada oyunculuk yapıyorsan 3-5 tane işini bir araya getirip şöyle bir en az 2 dakikalık tanıtım videosu oluşturuyorsan süper. Hatta bazı dizi ya da sinema filmi görüşmelerinde hem normal tanıtım alıyorlar güncel bir dakikalık ne iş yaptığını anlat diye, hem de showreel'ını istiyorlar. Yani daha önce hangi işlerde neler yapmışsın bakalım diye. Asena, demin sen el kaldırdın sanırım. Hocam evet, ben cevabımı almış oldum. Hani o showreel'ın başında kendimizi tanıtmalı mıyız diye merak ettim. O ayrı video. Anladım. Tamam. O ayrı video. Showreel'da onu ayrı olarak göndermenizde fayda var. Çünkü showreel deyince sadece oyuncunun neler yaptığını görmek istiyor. Bazı oyuncu adayları da diyor ki hocam benim oynadığım hiç dizi sinema filmi yok ama benden showreel istediler. Hiç yoksa zaten showreel yapmanıza gerek yok. Yani yolun başındasınız. Ama diyelim ısrarla bir showreel istendi. O zaman da farklı farklı komedi ya da dram traplarından ya da kendi yazdığınız küçük skeçlerden oluşan, hani böyle sizi tanıtacak farklı rollerde gösterebilecek hızlı hızlı geçişleri olan ama ne söylediğinizin anlaşıldığı, farklı rollere bürünebildiğinizin gözüktüğü, ha bu kadın, bu adam enteresan işler yapıyor diyebildiğimiz, komedi ve dramda farklı birkaç oyunun olduğu
kısa pasajlar çekin. Hani nasıl telefonda böyle tutup çekiyorsunuz? Onu karşınıza koyun. Hani birisi yardımcı olsun size. Normalde çok koyu olmayan bir fonda güzel bir şekilde oyun verin. Sesiniz de güzel anlaşılsın. Işık da çok abartı olmasın gibi. Yani audition nasıl çekilir ayrı bir ders. Ona gireceğim ama normalde showreel oynanan diziler, sinema filmleri ve tiyatro oyunları üzerine çekilir. Değilse de kendiniz bir kolej oyun hazırlarsınız. Normal standart CV ise dediğim gibi hazırlanır. Ama artık CV yerine tanıtım videoları tercih ediliyor. Tam da onu söyleyecektim. Diyorlar ki Nihat Bey hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Çekiyor. Merhabalar ben Nihat. 78'iyim. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Şöyle oldum. Böyle oldum. Şudur şudur. Diyorsunuz bitiyor. Yani artık teknoloji çağı olduğu için her şey çok hızlı oluyor. Hatta bazen oyuncuları Instagram'dan seçiyorlar. Bak diyorlar bunu sana önerdim diyorlar. Oradan bakıyorlar hikayesi var. O yüzden bu hepsini kapsayan bir konu. Anlaşıldı mı net bir şekilde? Hocam ben peki mesela bu tanıtım videosunu hani evde değil de böyle daha profesyonelce çekmek istesem bir yerde nerede olabilir bu? Bu işi bilen biriyle çekmen gerekir. Yani atıyorum böyle bir çekimle ilgili ne bileyim hani burada olsan yardımcı olurduk. Hani makul bir şey ayarlanırdı. Bir çekim, bir ufak kolaj, bir şey yapardık. Oradan bir ufak bir makul ücrete çekimle bu işi bitirirdin. Mesela. Ya da bu işi bilen birine git ama çok yüksek fiyatlar sakın verme yani. Onu kastetmiyorum. Bu o kadar da büyük maliyet olmamalı. Yani profesyonel çekim yapmak için illa böyle süper işler yapmana gerek yok. Telefondan düzgün bir çekimle bu işi yapabilirsin. Sadece doğru kadraj, doğru ışık falan gerekiyor. Anlaşıldı mı her şey? Anlaşıldı. Süper.